Bana göre bu durum daha çok örfle ve adetlerle ilgili. Ayrıca bir sürü makalede okudum. Sen bunun aksini nasıl iddia edebiliyorsun ki? İslami emirler bana göre, sana göre diye izah edilemez Ayşe. İsteyen istediğini söyleyebilir, yazabilir. Ama asıl olan burada yazandı. İşte burası, okuyorum. Mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakınsın diye başlayan Nur suresi 31. ayeti şöyle bitiyor. Başörtülerini yakalarının üstünü kapayacak şekilde koysunlar. Aynı konuda bir ayet daha var. İsterseniz onu da okuyayım. Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Kendilerini baştan aşağı örten elbiselerinden giyinip örtünsünler. Burada hitap peygamberimize olduğu için bu örtünmenin şeklini peygamberimiz ve ashabının hanımlarından öğreniyoruz. Şimdi sevgili Ayşe, bütün bu okuduklarıma rağmen sen hala 1400 sene önceki şartlar başkaydı. O günün erkekleri ahlaksızdı gibi sudan sebeplerle başörtüsüne karşı çıkanlara mı hak veriyorsun, yoksa Kur'an'ın emirleriyle peygamberimizin sünnetlerine mi? Yani şimdi ben, Hatice ve bizim gibi başı açık gezenler sizce Müslüman sayılmıyor mu? Zuhal'in söylediklerinden böyle bir mana çıkmaz ki Ayşe'cim. Kalbinde iman taşıyan her insan başı açık da olsa Müslümandır. Örtünen insanların gövde gösterisi yapmak ya da siyasi bir tavır sergilemek için değil, sadece inandığı dinin emirlerini yerine getirmek gayesiyle örtündüğünü sakın unutma. Ama böyle giyinmek günümüzde çok zor. Belki fazla açık giyinmek de doğru değil. Ama böyle örtünmek, herkes sana bakar, eş dost alay eder. Öyle değil mi Hatice?